Herkese merhaba. Şimdi bugünün videosu birazcık daha değişik. Kendi makyaj koleksiyonunu paylaşabilir misin diye bir istek geldi. Ve tabii ki neden olmasın. O yüzden elimdekileri size göstereceğim. Yalnız bende şöyle bir şey var. Paylaştıklarımın, yani burada videosu olanların çoğunu göremeyeceksiniz orada. Çünkü benim oradaki koleksiyonum onların arasından da oraya, yani her şeyi elimde tutmak istemiyorum. Orada kalacak şeyler en artık... Tamam, bunun üstünde daha fazla yok bence. Bu gerçekten çok memnunum ve bundan daha iyisini bulabileceğimi sanmıyorum ürünleri oluyor. O yüzden çok daha elenmiş, elimden gelenler, işte elimden gelmiş geçmiş şeylerin gittiği, burada kalanların benim için sağlam olduğu ürünler. Belki tabii ki 2021'de değişir ama 2020 için en azından şimdilik bu ürünler bunlar. Bunlar sağlamlar elimdeki yani. Demek ki en azından inanılmaz da tavsiye edebileceğim şeyler. Şimdi elimdekilerin hepsini teker teker göstereceğim. Umarım bu videodan memnun kalırsınız. Hadi başlayalım. Şimdi alan bu. Şurada şöyle kapatıcılar, tekli farlar, rujlar, yağlar, fırçalar, göz kalemleri, eyelinerlar, ufak far paletleri, videolar için deneyecekleri ve paletler. Aslında düzeni bu. Şimdi tek tek bunlara bakacağız. Şu alanı boşaltayım diyorum. Bu alanda gösteririm hepsini. Şimdi önce rujlardan başlıyorum. Bu seri çikolata serisi. Çikolata serisini ben çok beğenmiştim ama kullanmadığımı görünce en son sadece bu rengi bıraktım. Bu da Fenty'nin aşırı abartılmış bir ruj olduğunu düşünüyorum. Bundan çok daha iyi kırmızı rujlar var kesinlikle. Ama o kadar konuşulmuştu ki bırakamadım elimden. Guerlain'inkinden memnunum. Bunlar daha nude olanlar. Matte Shaker'lar kesinlikle yeterince konuşulmadı bence. Çünkü çok çok güzel bir ruj çeşidi. Bu da yine bir serisiydi L'Oreal'in. Rengi de çok güzeldi. Geçen gün denediğim Persona Rouge videoda var. Sonra bir de MAC'ler var. Sonra çeşit çeşit renk renk MAC rujlar var. İşin komik kısmı MAC rujları, özellikle mat koyu renk olanlarını çok başarılı bulmuyorum. Çok fazla parçalanıyorlar dudaktan. Ama sonra böyle oldu. Özellikle şu kırmızısı mesela. Gerçi bunu aldığım zaman Russian Red. Kırmızı rujlar bu kadar daha gelişmemişti. Bu en iyi seçeneklerden bir tanesiydi. Artık tabii ki değil. Ama işte koleksiyon oldu. Hala işte kokularını, şeylerini çok beğeniyorum. Klasik MAC oluşlarını. O yüzden durmaya da devam edecekler gibi. Sonra Anastasia Beverly Hills olanlar geliyor. Şimdi bunların sadece bu nude rengi, bu crush rengi çok da memnunum. Bütün gün dudakta duruyor. Diğer geri kalan üçü de yılbaşı setiydi. Bunu yurt dışından almıştım. Çok da çok severek kullanıyorum gerçekten. Bunların ikisi de daha çok hani tupper gibi. Bu o kadar mat ve o kadar kalıcı ki... Bunu bir sürdüğüm zaman dudağıma uhu sürmüşüm gibi. Akşama kadar, ben çıkarana kadar hiçbir şey olmuyor bu ruja. Şimdi bunlar da biraz bağımsız değişik rujlar. Mesela bu turuncu bir Bobbi Brown, bu nude bir NYX, bu Guerlain, bu Inglot. Değişik bence rengi, çok güzel. Parlatıcıları böyle sevimli bir şeye koydum. Bu MAC'in parlatıcısı. Şurada şey var. Lancome Juicy Shaker. Bu Fenty'ninki. Bunu çok beğenen de var. Ben çok beğenmedim. Ben Lancome'un Juicy Shaker'ını çok daha fazla beğeniyorum. Bu çok klasik bir şey zaten. Mat duran bir parlatıcı. Parlatıcı derken işte dudak kremi. Carmex'in. Bu yanarsa, acırsa. Bu Banana Lip Balm şeyin. Tony Moly'nin. Böyle yanar dönerli bir Sigma. Güneş koruyucusu. Bunlar birazcık daha standart. Bunun kokusunu çok beğeniyorum. Sephora'nın. Bu klasik juicy tube'ları. Bunlar gitmişti. Lancome yeniden çıkarmaya karar vermiş. Böyle minik minik. Ha, burada da düştü hepsi. Burada da iki tane ruj varmış. Hatta üç tane. Sephora'nın bu soğuk pek ruj almadığım için burada değişiklik olsun diye almıştım bunları da. Bu Balm'ın kahverengi ruju.
da yine Guerlain'ın minik bir ucu. Kapatıcı bölümüne gelince az seçenek. Korektör, bu MAC'in bir korektörü. Sonra Revlon. Bunu daha denemedim. O yüzden bu bekliyor. Ama çok memnun kalıyorlarmış. O yüzden bekletiyorum. Biraz daha bitinceye kadar. Bu Fit Me. Sürekli geçişlerde, yani birinden ötekine geçemediysem kapatıcını, memnun olduğum bir şey olmazsa Fit Me'ye geri dönüyorum. Bu da Dr. Jart'ın Heart Chat. Her neyse. O da güzel. Ondan da memnun kalmıştım. Jeffree Star zaten günlük kullandığım bu şu anda. Bir de Flormer. Bunu da günlük kullanıyorum. İkisi arasında değiştirip duruyorum. Bunun da videosu vardı geçenlerde. Ve böylece geldik tekli farlara. Şimdi bunları böyle bir yayayım ben. Tekli farlarda L'Oreal'in şu Gold Mirage'dan altın rengi olanı var. İki tane Colourpop var. Colourpop'ları çok beğenerek kullanıyorum. Ay döküldü. Bazen böyle dökülebiliyorlar. Ama yine de memnun kullanıyorum. Bu iki Colourpop rengi var. L'Oreal'in geçen seneki yılbaşı koleksiyonundan. Bu çok güzel bir simli. Sonrasında genelde MAC'in teklileri. Şöyleler. Bu şekilde. Şimdi tekli farlar burada da var devamı. Bunlar da böyle minik minik Sephora falan şeyleri. Artık ne olduklarını unuttum. Genelde çoğu Sephora ama. Şöyle dördü en azından. O zaman hadi farlara geçmişken farlardan devam edelim. Bu Stila'nın şeyleri. Bu sürmeli olanları. Çok fazla simli. Çok güzel ama yani kullanmasını zor edecek kadar simli. Bu diyorum bir paleti. Böyle. Bu da diyor. Bu böyle seyahat şeyi gibi bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten de seyahatlerde yanıma alıyorum bunu. 3 renk, 2 tane de ruj. Bir tane böyle tekli far var. Smashbox'ın foto edit bu sanırım. Evet, foto edit. Bunu gerçekten çok beğeniyorum. Çok çok sevdiğim bir far. Bir de Nars'ın teklisi var. Nars'ın teklisini bir yıl başında Sephora'da hediye olarak vermişlerdi. Tam boy. Böyle güzel bir yeşil bu da. Huda'nın mavi olan Sapphire Obsessions. Natasha Denona'lar. Bunları zaten çok gösterdim. Bu yeni denediğim Vise Art. Pat McGrath. Nude renkli olan şeyi değil. Bu parlak renkli olanları. Ve gerçekten çok 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 güzeller. Sonra geldik artık büyük boy paletlere. Buradan başlayayım. Bunun renkleri çok güzel. Çok kullanışlı bir palet. Ben bunu beğenerek kullanıyorum. Bu. Ben bunu beğenemedim. Yani videolarda çıkarılan renklerin aynısını biz hatta kuzenlerimle oynadık bununla. Kesinlikle çıkaramadık. Bu çok yani bilmiyorum şey yapamadık biz. Jeffree Star'ın Beauty Color paleti. Bundan çok memnunum. Her rengi muhteşem sonuç veriyor. Hepsi tamamı muhteşem sonuç veriyor. Yine Jeffree Star'ın Blue Blood'ı. Bu da aynı şekilde çok güzel sonuç veriyor. Bunda hiç kötü bir renk yok. Hiç beğenmediğim hiçbir şey yok. Zoeva'nın yüz paleti. Çok hoşuma gidiyor. Renkleri çok güzel yapılmış bence. Marc Jacobs'ın Scandalous paleti. Bu da yani en klasik paletim diyebilirim. En kolaya kaçmak istediklerim de olanlardan biri bu. Bir de Smashbox'ın foto editi. Tam kolaya kaçmak istediğim zamanlardan. Off Tropic. İşin komik kısmı ben Off Tropic'ten James Charles paletinden memnun kaldığımdan çok daha fazla memnun kaldım. Persona. Bunu zaten bu iki Persona'yı da biliyorsunuz. Videoları var. Huda Beauty, Desert Dusk. Bunda iyi renkler var, kötü renkler var. Hepsi iyi değil. Ama kesinlikle hepsi kötü de değil. O yüzden iyi renklerin hatırına sakladığım bir palet. Birazcık daha hızlı geçebilmek adına şimdi hepsini döktüm. Bunlar böyle çubuk gibi kullandıklarım. Çubuk gibiden kastım hem maskaralar hem kalemler. Kaş kalemleri tamamı karışık. Kaş kalemi, işte göz kalemi. Bu pek de güzel değil ama değişik renkte diye duruyor. Bunu çok beğendiğim için yedekli çalışıyorum. Hemen elimdeki biterse, başka beğendiğim olmazsa buna geçebilmek için. Sonra değişik renkli göz kalemleri ama çok da bu konuda inanılmaz çeşidim yok pek. Genelde siyah, işte kahverengi tipli ya da bronz.
Gold, bunu daha denemedim. Bunu deneyeceğim, bilmiyorum. Bu Gold Mines serisindeki eyeliner kalmayı hak ettiği için kalmıyor. Sadece değişik olduğu için duruyor. Her an gidebilir. Bu çok güzel. Bu bütün gün duruyor. MAC'in bu şey gibi eyeliner, keçe uçlu eyeliner'ı. Bunlar da inanılmaz kalıcı. Sabah ne sürersem akşam hala aynısıyla eve dönmüş oluyorum. Siyahı ve kahverengisi. Kaş kalemi olarak en iyisi bu ya da Anastasia Beverly Hills'inki. O bitti diye bunu aldım şu anda. Anastasia'nın Clear Jelly. Bu şeyi, Urban Decay'in Far Primer'ı. Bu Smokey Eye Mascara. Bare Real Mascara ve Sigma'nın kaş kalemi. Fırçalara hiç şimdi değinmiyorum. Göz fırçaları, yüz fırçaları, bunlar da dudak kalemleri ve bir iki tane kalıcı duş. Bunlar bayağı kalıcı, akşama kadar dayanıyorlar. Dudak kalemlerinin de hemen hemen hepsi ya işte kırmızıdır ya da nude renkte. Daha kullanışlı olanlar. Bu benim fix nude'um. Bundan önce hiç nude'umu bulamıyordum. Bu kesinlikle bu. Benim için en uyan renk bu bana. Nars'ın, Max Factor'ın. Şimdi bunlar da minik minik zımbırtılar. Bunları hızlı hızlı gösterip hemen şeylere geçiyorum artık. Bronzer aldık falan filana. Bu en sevdiğim kırmızı ruj. Sephora'nın Always Red rengi. Bundan çok bahsediyorum. Hiç çıkmıyor, bütün gün kalıyor diye. Ve hiç kurutmuyor dudakları. Bu Farsalin yağı. En sevdiğim yağı bu. Unicorn Essence. Hem kokusu çok güzel hem de antioksidanlıymış ve bana fazla gelmeyen tek yağı bu Farsalin'in. Sonra bu tester. Bunu bilmiyorum bile. Bu da Farsalin'in gözenekleri göstermeyince olanı. Ama tam etkisini alabildiğimi de sanmıyorum. Şimdi bunlar da MAC'in pigmenti. Bu çok güzel bir renk. Böyle bronzlu bir şey. Bu da clear şeyi. Bazı. Ondan sonra yine kalıcı eyeliner. Renkli eyeliner. Laura Mercier'in tekli farı. Bu da çok kullanışlı oluyor. Hızlı olmam gerektiğinde. Bu değişik bir eyeliner. Buna şey yapmak gerekiyor, bir ıslak bir fırçayla banıp sürmek gerekiyor. Çok 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 doğal duruyor bu gözde. Bunun pek bir faydasını görmedim ama kaş kepik uzatma serumu. Değişik şey, bu renk Kat Von D eyeliner. Tekli Victoria's Secret farlar. Misha'nın eyeliner'ı. Ve MAC'in Paint Pot'ı. Bunu bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Sonra bir sene unutuyorum, sonra bir sene kullanıyorum. Değişik bir şey bunun ki. Şimdi önce highlighter'lardan başlayalım. Artık yüz bölümüne geçtik. Becca'nın şu mini boyunu almıştım. Bir tane büyük boyunu bitirmiştim zaten eskilerden. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu da minisi. Bir de bunun yanında geleni şu. Bu Opal olması lazım bunlar. Evet, Opal serisi. Ondan sonra Becca'nın bir de şu maske yanında çıkanı var. Maskelerden hiç memnun kalmamıştım ama highlighter güzel. Highlighter'lardan devam edelim. Bu Mary Luminizer Balm'ın. Bu çok klasik, çok güzel. Sonra Laura Geller var. Bu da çok klasik. Yani bunların hepsi zaten klasik olanlar artık. Persona'nınki var. Bu fazla parlıyor. Sonra 3D Glow var Sephora'dan. Ve değişik olursa diye, değişik istersem diye şey var. Bu Kat Von D'nin tek renkli olanı. Sonra Fenty'nin bu şey var, kilowatt aldıklarından var. Kilowatt foil'lerden. Bu da güzel. Biraz koyu renk bana göre ama yine de güzel. Yılbaşı serisiyken almıştım. Bir de bu mat olarak var. Mat olarak olunca hadi bronzer'ları da geçmiş olalım. Contour bronzer. Bu Tom Ford'un ki. Bundan da çok memnunum. Çok kolay yayılıyor. Aydınlatıcıları bitirmemişim. İki tane daha var. MAC'in Whisper of Guilt. Bunu ne zaman sürsem ne sürdün diye soruyorlar. Bu çok gerçekten çok güzel. Sonra Hourglass'ın yüz paleti var. Bunun içinde hem allık hem bronzer hem highlighter bu. Bu geçen seneki yılbaşı koleksiyonuydu ya da bir önceki seneki, tam hatırlamıyorum. Bir de Bobbi Brown'unki var. O da bu renk. Bu bayağı koyu. Ama yine de güzel. Şimdi geldik aldıklara. Alıkları bayağı azalttım. Eskiden çok daha fazla vardı ama kullanmadığım için. Şimdi bunun bir de MAC olanı vardı. Onu nereye koyduğumu bilmiyorum ama bulacağım. MAC olanından bundan çok daha fazla memnunum. İlerleyen zamanlarda gördüm ki karşılaştırırken tam anlaşılmıyordu. Bu çok zor yayılıyor. Sürekli süngerli üstünden geçmem gerekiyor. MAC olanı çok daha kolay.
kullanması. Sonra bunlar klasik aldıklar. Kat Von D'nin pudraları. Pudra demişken Airspun'ınki de bu şekilde. Genelde şu an RCM'inkini kullanıyorum. RCM'inki uzun sürede bitmeyecek gibi. Bunlar da klasik kontür şeyleri. Ve bronzer. Sonra bir de bu kaldı. Bu da Laguna ile Orgasm aldığının birleşimi yapmışlardı set. Hala var sanırım Sephora'da. Bu da güzel ufak bir şey. Yüz bölümünde göstermek istediğim fazla bir şey yok. Önce primerlardan başlayalım. Primer olarak Smashbox'ınkileri özellikle kullanıyorum. Geri kalanları hep 2 gün elimde durup gidiveriyorlar. Yani memnun kalmadığım için. MAC'in de Strop kremi de iyi aynı şekilde. Bir de Kiko City Filter. Bu da sürekli her zaman değil ama bazen böyle çok fazla kalıcı olsun yapışsın istediğimde oluyor. Sonra fondöten olarak Laura Mercier'ininki var. Fit Me'ninkini zaten genelde arada kullanıyorum videolarda biliyorsunuz. Bu hep beğenmediğim, bu fondöteni beğenmiyorum. Ama bilerek elimde tutuyorum ki beğenmediğim bir şeyle karşılaştırmam gerekirse eğer hemen bunu sürüveriyorum. Wet n Wild'ın bu çok iyi. Bu bütün pahalı olanlarla yarışır. Bu da çok hafif görünüyor. Yok gibi bir şey. Harika bir şey. Ve hiçbir yeri kurutmuyor. Gerçekten yok gibi duran fondöten bu. Vita Lumia Aqua Chanel'inki. Bu da spreyi. Aslında bunun yanında gösterebileceğim Farsal'in o misti de var ama bence o çok boş. Gerçekten çok saçma bir harcamaydı. Hiç iyi bir etkisi yok. Tamamen işte camı falan süslüdürüyor diye şey yapmışlar. Kalite olarak da hiçbir olayı yok. Bunun yanından bile geçemez. Bu da değişik olarak Body Shop'ın bir fondötenin rengi çok koyu gelirse onu açmak için yaptıkları bir şey. Gerçekten güzel oluyor. İşe çok yarıyor bende. Bu kadar hepsi. Elimdekiler bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır videodan. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de eğer derseniz ki elimde şu var, ben çok beğeniyorum, sen de bir bak, kesinlikle çok beğenirsin, buraya ekleyebilirsin koleksiyona diye. Kesinlikle lütfen yorumlarda haber verin. Ben de denemeyi çok isterim onu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.